Herkese merhabalar. Bu hafta yapılan Başat Yayınları Türkiye Geneli Deneme Sınavı'nın çözümünü yapıyorum. Herkese sınavlarında başarılar, iyi dersler, iyi seyirler. Soru 1. Px polinomu x eksi a ile bölümünden elde edilen kalan pa değeridir. Px eşittir x kare eksi 3x artı 5 polinomunun x artı 1 ile bölümünden bölüm bx'tir. Buna göre bx'in x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş bize. Öncelikle verdiği ön bilgiyi soruya uygulayalım. X artı 1 ile bölümünden diyorsa ben x gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda kalanı bulmuş olurum. Yazalım. P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1 artı 5 diyeceğiz. Devam edelim. 1 artı 3 artı 5'ten kalan neymiş arkadaşlar? 9. Bu bizim kalanımız. Peki bu kalan ne işe yarayacak? Arkadaşlar diyor ki x kare eksi 3x artı 5'i ben x artı 1'e böldüğüm zaman kalan 9 oluyormuş. Eğer kalanımız olmamış olsaydı, yani bu 9 ifadesini şu x kare eksi 3x artı 5'ten çıkarırsam x kare eksi 3x artı 5 eksi 9 eşittir x kare eksi 3x eksi 4. Arkadaşlar bu ifade x artı 1 ile tam bölünürdü diyeceğiz. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? X kare eksi 3x eksi 4'ü ben x artı 1'e böldüğüm zaman ne gelir? Burayı x'e x diye parçalarız. Polinom bölmesine hiç lüzum yok. Eksi 4 artı 1 dersek x eksi 4 çarpı x artı 1. Şurası neymiş arkadaşlar? Bx. Bu bx'in x eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyorsa b1'i soruyordur. B1 de 1 eksi 4'ten doğru cevap eksi 3'tür diyebiliriz. İkinci sorudayız. Bir grafik vermiş bize. Bu bir olasılık sorusu arkadaşlar. A ve B birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere eksi 8 ile 9 aralığından rastgele seçilen A ve B gibi iki sayının fa çarpı, şurada soruyu yanlış yazmışlar sanıyorum çünkü tam cevabı çıkmıyor eğer b olmuş olsaydı. Fa çarpı fb sıfırdan küçük koşulunu sağlama olasılığı nedir diye soruyor. Öncelikle fx'lerin sıfırdan küçük olduğu ve fx'lerin sıfırdan büyük olduğu aralıkları bir yazmamız lazım. Hangi sayılar için sıfırdan küçük ve hangi sayılar için sıfırdan büyük oluyor, bunları bir bulalım. Fx'lerin sıfırdan küçük olduğu, bakın eksi 8 var, eksi 7 var, yazalım. Eksi 8, eksi 7. Başka sıfırdan küçük olduğu yerler 4, 5, 6, 7 var. Onları da yazalım. 4, 5, 6, 7. Başka var mı arkadaşlar? Yok, geri kalan yerde pozitif zaten. Peki pozitif olan kaç tane nokta var? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 var. Bunları hemen yazalım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Başka bir de şurada 9 noktası var. Bakın o da pozitif. Evet. Şimdi şöyle yapmam gerekiyor. A ve B gibi iki tane değer seçeceğim. X gördüğüm yere yazacağım ve bunların çarpımlarını sıfırdan küçük olmasını istiyorum. O halde şöyle yapmamız gerekiyor. Bir tane negatif seçeceğim. 6 tane negatif arasından bir tane negatif çarpı 9 tane de pozitif arasından bir tanesini seçeceğim. 9 tane pozitif yapan değer arasından bir tanesini seçtim. Bölü toplamda kaç tane sayı seçtim arkadaşlar? 9 ile eksi 8 arasında toplam 18 tane sayı var ve ben bunlardan herhangi iki tanesini seçmiş oldum. Yazalım. 6 çarpı 9 bölü 18'in ikilisi 18 çarpı 17 bölü 2 diyeceğiz. Evet, şu 2'yi ters çevirip şuraya çarparsak şöyle. 2 kere 9, 18. Şuradaki 18'ler de gitti. Doğru cevap neymiş? 6 bölü 17'ymiş deriz. Üçüncü sorudayız. X tam sayı ve Y doğal sayı olmak üzere Y eşittir X bölü X eksi 3 eşitliği veriliyor. Buna göre X kaç farklı değer alabilir? Hemen klişeleşmiş sorulardan bir tanesidir. Y eşittir. Bunu şöyle yazalım mı? X eksi 3 artı 3 bölü X eksi 3. Sonuç olarak pay kısmı değişmedi. Gene X. Burayı da şöyle parçalayalım. X eksi 3 bölü X eksi 3 artı 3 bölü X eksi 3. Şurası ne oldu arkadaşlar? 1. Artık şurayı doğal sayı yapan değerleri bulalım ki 1'e eklediğimizde doğal sayı olan değerleri bulalım ki hem Y hem X çıksın ortaya. Bir kere 3'ü tam bölmesi gerekiyor. Bu X eksi 3'ün alabileceği değerler 3'ü alır, 2'yi alır. Pardon, özür dilerim.
3'ün tam bölenleri 3'ü, 1'i, eksi 1'i ve eksi 3'ü alması gerekiyor. Peki x eksi 3 eğer 3 ise x eşittir 6'dır. Yerine yazdığımız zaman 3 bölü 3'ten 1, 1 artı 1'den 2 gelir. 2 bir doğal sayıdır. X eşittir 6 olabilir. Eğer x eksi 3 eğer 1 ise x 4 olur. Yerine yazdığımız zaman 3 bölü 1'den 3 gelir. Şuranın toplamı nedir arkadaşlar? 1 ile toplarsak 4 olur. Dolayısıyla x de x eşittir 4 de olabiliyormuş. X eksi 3'ü bir de eksi 1'e eşitleyelim. X eksi 3 eksi 1 ise x eşittir 2'dir. Yerine yazdığım zaman şurasını eksi 1 seçmiştik. 3 bölü eksi 1 eksi 3. Eksi 3 ile 1'i topladığımız zaman cevap negatif geldiği için burada y'yi doğal sayı olarak vermiş. Dolayısıyla bu olmaz diyeceğiz. Bir de x eksi 3'ü eksi 3'e eşitleyelim. X eşittir 0 gelir. Şurada yerine yazdığımız zaman burası eksi 1. Eksi 1 ile 1'i topladığımız zaman sonuç 0. Y eşittir 0 da bizim kabul edebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla bu da olur. X kaç farklı değer alabilir diye sormuştu. 3 farklı değer alır diyeceğiz. Dördüncü sorudayız. X bölü Y eşittir 2 olmak üzere X ve Y bir tam sayıdır. Buna göre X kare bölü Y çift sayıdır. Y tek ise X kare artı Y kare çifttir. X kare eksi Y kare bölü Y kare oranı tek sayıdır. Bunlardan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Bakın bu ifadeye dikkat. Şimdi ben şunu X bölü Y ile X'in çarpımı diye yazarsam X bölü Y zaten 2 imiş. 2 ile hangi tam sayı çarparsam çarpayım çifttir. Bir doğru. Y tek sayıysa X kare artı Y kare çifttir demiş. Şimdi X kare bölü Y kare çiftse Y'ye tek demiş. Şurası tek gelmez mi? Ben teke ne eklemem lazım ki tek olsun? Tek eklemem lazım. Tekin karesi. X'in tekliği çiftliği hakkında yorum yapabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden bir kesinlikten bahsedemeyiz. X kare eksi y kare bölü y kareyi de eğer şu şekilde yazarsak x kare bölü y eksi y kare bölü y biçiminde yazarsak arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Y kare bölü y kare nedir? Şunlar y kare. Y kare bölü y kare 1'dir. X kare bölü y kare dediğimiz ifadede x bölü y'nin karesiydi. X bölü y de çift sayıymış. Yani 2'ymiş. 2'nin karesine 4. 4'ten 1'i çıkar eşittir 3. 3 nasıl bir sayıdır? Tektir. Bize de zaten tek sayıdır demiş. Demek ki 3 de doğru. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. 5. sorudayız. 73 bölü 6 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 çarpı 3 eksi 3 bölü 7 işleminin sonucunu soruyor. Bu bir rasyonel sayı sorusu arkadaşlar. 73 bölü 6 orada bir bekleye dursun. Biz şurayı halledelim. 2 kere 3 6 1 ekle 7 bölü 3. Devam. 3 kere 7 21 3 çıkar 18 bölü 7. Bunları bir çarpalım. 7 bölü 3 ile 18 bölü 7'yi çarpalım. 7'ler gider. Şunları da 3 ile sadeleştir. Burası 6 gelir. Burası 1. Demek ki şu payda kısmı neymiş tamamı? 6. Şimdi neyi istiyor bizden? 73 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkar diyor. Çıkaralım. Ne gelir arkadaşlar? 72 bölü 6. 72'yi 6'ya bölün. Bize doğru cevabı verecektir. 6. sorudayız. X ve Y ardışık tek sayılardır. Ardışık tek olması önemli. X faktöriyel bölü y faktöriyel 6 olduğuna göre x artı 10 faktöriyel. Önce bir x'i bulalım biz. Şimdi x faktöriyel bölü y faktöriyel denilen sayı eğer 6 ise ben bu 6'yı 3 çarpı 2 diye yazabilirim. Buradan bize çok güzel bir tüyo veriliyor. Aslında x 3'müş. Y de mecburen 1'miş. Çünkü ardışık ve tek olmak zorundalar bunlar. X sayısı 3 ise 3 artı 10 faktöriyelin içerisinde kaç tane 3 çarpanı vardı demiş. Yani 13 faktöriyelin içerisinde kaç tane 3 çarpanı var? Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? 13'ü sürekli 3'e böleceksin. 13'ü 3'e böl 4 defa var. 4'ü 3'e böl 1 defa var. 4 artı 1 doğru cevabı verecektir bize. 7. sorudayız. AB, BC ve CD 2 basamaklı, ABCD 4 basamaklı doğal sayılardır. AB ile CD'nin toplamı BC'yi verecek. Bu şartı sağlayan ABCD sayılarına Ankara sayısı denilmektedir. Buna göre 3000 ile 4000 arasında kaç tane Ankara sayısı vardır diye sormuş. 3000 ile 4000 arası dediği için bu ABCD dediğimiz sayı bir kere 3 ile başlayacak. Dolayısıyla A 3'müş. 3BCD diyelim biz bu sayıya. Pekala şimdi geri kalan ne olmak zorunda? Bir kere 30 küsürlü bir sayıya CD 2 basamaklı sayısını eklediğim için şurası 3 asla olamayacak. Şimdi ne olabilir? Ben buraya 3, 4 desem
34'ü verebilmesi için bir kere 34'e eklediğinde 40 küsürlü bir sayı verebilmesi için bir kere şuranın mesela 0,6 olabilir. Sonuç olarak 34 ile 0,6'yı topladığım zaman 40'ı verir. Fakat 0,6 iki basamaklı değil. E ne yapalım? Buna göre şunları çoğaltalım. Mesela ben burayı 35 yapmış olsaydım. Burası ne olabilirdi? 16. 35 ile 16'yı topla. 51. Çok güzel. Bir tane yakaladık. Devam edelim. Şurası 6 olmuş olsaydı. 36. Hemen buraya 26 diyecektim. 26 ile 36'nın toplamı 62 yapar. Bu da 10 numara geldi. Bu da sağladı. Acaba bir tane daha denesek, yani bir düzen oluştu görmüş olmanız gerekiyor. 37, 36 desek mesela toplamların olur 73. Ha demek ki şu 1 artarken bu da 1 artıyormuş. Diğer ikisi hep sabitmiş. Yazalım o zaman. 38, 46 olacak. Ve 39, 56 olacak. Kaç tane Ankara sayısı varmış? 5 tane Ankara sayısı varmış diyeceğiz. 8. sorudayız. X küçük, y küçük ve bunlar negatif. X y'den küçük ve bunlar negatif. X artı y bölü y sıfırdan büyüktür diyor. X ile y'nin toplamı negatif. 2 negatifin toplamı. Y de sen zaten negatifte. Eksi bölü eksi artı yapar. Bu doğru. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarıldığı için negatif. X de negatifte. Eksi eksiye böl artı. Bu da doğru. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarmış. Negatif. Y de zaten negatifte. Eksi bölü eksi artı olması gerekiyor ama sıfırdan küçük demiş. 3 yanlış. Doğru cevap 1 ve 2. 4 basamaklı rakamları farklı 7a 8b sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu sayı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre a eksi b farkı en çok kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 7a 8b sayısı eğer 5 ile bölümünden kalan 2 ise b ya 2'dir ya da 7'dir. Ama diyoruz ki 7 olamaz. Neden 7 olamaz? Çünkü rakamları birbirinden farklı demiş, işte burada 7'yi kullandığı için. Pekala, B kesinlikle 2'ymiş. Artık yeni sayımız ne? 7A 8 2. Devam edelim. 3 ile kalansız bölünecekmiş. Zaten 8 ile 7'nin toplamı 15 ve 3 ile kalansız bölündüğü için biz kriterlerimizi şuna göre araştırabiliriz. A artı 2'nin 3'ün katı olması lazım. A burada hangi değerleri alabilir o halde? 1'i. Başka? 3 ekle 4'ü. 3 ekle 7'yi alabilir. Ama tekrar tekrar söylüyoruz ki 7'yi alamaz. Neden? Çünkü rakamları farklı. 4 diye bir rakamımız var mı sayının içerisinde? Yok. O halde A'yı büyük seçmemiz lazım ki A eksi B farkı en çok gelsin. A 4'müş. B'yi de zaten 2 bulmuştuk. 4 eksi 2 cevap 2'dir diyebiliriz. 10. sorudayız. A kare A'dan küçükmüş. Arkadaşlar derslerimize sürekli tekrar diyoruz. A kare A'dan küçükse A nerededir? A sıfırla bir aralığında bir sayıdır. A kare eksi AB küçüktür. B eksi A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Biz şıklara göre gitmek yerine şuradan şöyle bir çözüm yapabiliriz. A karenin yanına şuradaki eksi A'yı bir gönderelim bakalım. A kare artı A eşittir. B artı AB, buradaki eksi AB'yi de karşıya gönderdik. Şimdi A parantezini alalım burayı. A artı 1 gelir. Karşıda B parantezini alırsak 1 artı A gelir. Arkadaşlar A dediğimiz sayı nasıl bir sayıydı? 0 ile 1 arasında, yani A pozitif. A pozitif ise 1 artı A da pozitif değil midir? A artı 1 de pozitif ve bunlar birbirine eşit. Ben bunları sadeleştirebilirim. Dolayısıyla bu arada şunları hatalı yazmışız. Sizden özür diliyoruz. Bunlar küçüktür olacak soruda verdiği gibi. Artık geriye ne kaldı? A B'den küçüktür. Ki zaten bunun aynısını da Edirne şıkkında vermiş. 11. sorudayız. Y sıfırdan küçük, x de sıfırdan büyükmüş. Yani y negatif, x pozitif olarak verilmiş. Y negatif ise şu mutlak değer dışına nasıl çıkar arkadaşlar? Mutlak x eksi y diye çıkar. Alt taraf nedir? Mutlak y eksi x artı mutlak y nasıl çıkıyordu? Eksi y diye. Altında da artı y var. Şurası ne olur? Direkt onu bir söyleyeyim. Eksi 1 olur. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarıldığı, pardon, büyük sayıdan küçük sayı çıkarıldığı için burası pozitiftir. Olduğu gibi çıkar, yani x eksi y bölü küçük sayıdan büyük sayı çıkarıldığı için negatif olmak zorundadır. Dolayısıyla burası da eksi x eksi y diye çıkmak zorundadır. Bunları da götürürsek burada ne kaldı? Eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamını sormuş aslında bize. Doğru cevap eksi 2'dir. 12. sorudayız. 3 üzeri x eşit 2 üzeri z, 3 üzeri y eşittir 2 üzeri t. Konu anlatım sorusudur. Bakın 3'leri de 2'leri de alt alta yazmış zaten.
x bölü y z bölü t'ye eşitse içler dışlar çakın bir tane x t eşittir y z. Doğru cevap Edirne'de verilmiş. 81 üzeri 1 bölü 4 eksi 6 çarpı 48 üzeri eksi 1 bölü 4 artı 27 üzeri 1 bölü 4. Soru bu. Peki şu 81'in 3 üzeri 4 olduğunu ve 4'te 1 bölü 4 gittiğinde 3 kaldığını biliyoruz. Şuradaki 27'nin 3'ün küpü olduğunu biliyoruz. Burası da 3 üzeri 3 bölü 4 diyebiliriz. O da orada kalsın. Pekala. 3 eksi diye başlayalım soruya. Şu 6 çarpı 48 üzeri eksi 1 bölü 4'ü nasıl yazabiliriz? Şuraya çekelim ve yazalım. Arkadaşlar 6 bölü 48 üzeri 1 bölü 4 dersek buna. Bakın bu neye eşittir? Ben bunu 1 bölü 4'lü hale getirmek istiyorum. O yüzden 6 üzeri 4 yani 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 bunun 1 bölü 4'üncü kuvveti dersem bir sıkıntı oluşmaz bence. 48 üzeri 1 bölü 4. Hatta şu an tamamının 1 bölü 4'üncü kuvveti de demiş olabiliriz. Peki 6 ile 48'i sadeleştirirsek burada ne kalır? 8 kalır değil mi? Peki yani geriye ne oldu? 6'nın küpü bölü 8'in 2'nin küpünün 1 bölü 4'üncü kuvveti. Burası nedir? Şurada ne kalmıştı? 6'nın küpü. Burada ne kalmıştı? 2'nin küpü. 6 bölü 2'nin küpünün 1 bölü 4'üncü kuvveti oldu. 6 bölü 2 kaçtır? 3. Demek ki bu kısım nereye eşitmiş aslında? 3'ün küpünün 1 bölü 4'üncü kuvvetine. Yani 3 üzeri 3 bölü 4'ü de. Burası da öyleydi. Ve bunun başında da bir de eksi vardı. Demek ki bununla bu birbirini götürecekmiş. Doğru cevap da sadece 3'müş. 14. sorudayız. A ile B'nin çarpımını soruyor arkadaşlar. İster eşlenikte çarptıktan sonra A ile B'yi çarpın, isterseniz de direkt burada A ile B'yi köküç artı 1 ile köküç eksi 2'yi çarparak elde edebilirdiniz soruda. Eşlenikte çarpalım biz. Bunu 1 artı köküç ile genişletirsek üst taraf 1 artı köküçün karesi olacaktır. Alt taraf ise 1 eksi 3'ten eksi 2 olacaktır. Bu B sayısı. B sayısını biraz daha açık yazalım. Köküçün karesi 3, 1'in karesi 1, topla 4. Bir de artı, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı muhabbetinden köküç gelecek. Alt tarafta ne var? Eksi 2. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek güzel olur. Eksi 2 eksi köküç diyebiliriz B sayısına. A sayısı neydi? Köküç eksi 2. Pekala. Bunu şöyle yazabilir miyiz? Eksi 2 artı köküç bu A sayısı. B sayısı da eksi 2 eksi köküç. Peki bunlar birbirinin eşleniğidir diyebilir miyiz? Sanırım deriz. Eksi 2'nin karesi 4. Köküçün karesi eksi 1. 4 eksi 1'den 4 eksi 3'den cevap ne gelecektir? 1 gelecektir. 15. sorudayız. A kare çarpı 1 artı 2 A'yı düzenleyelim. A artı 2 bölü A olur. Bölü A demiş. Bir sayıyı A'ya bölmek demek 1 bölü A ile çarpmak demektir. Eksi 2. A ile A'nın çarpımı A kare. Bakın burada da var bir A kare. 1 ile A artı 2'yi çarparsak A artı 2. Bir de yanında eksi 2 var. Eksi 2 ile artı 2 de birbirini götürür. Doğru cevap A da verilmiş. 16. sorudayız. X artı y'yi 10, x eksi z'yi 1, x eksi 2 y'yi 7 vermiş. Bize sorduğu ifade 2x artı 3y eksi 2z. Arkadaşlar şunu eksi ile bunu da 2 ile çarparsak yazalım. X artı y zaten 10'muş. Alt tarafta ne gelir? 2x eksi 2z eşittir 2 gelir. Ve eksi x eksi 2 artı 2y eşittir eksi 7 gelir. Hepsini taraf tarafa toplarsak cevabı şuraya yazalım. X ile eksi x birbirini götürür. 2x kalır sadece. Artı y artı 2y'den artı 3y gelecektir. Eksi 2z de zaten elimizde tek z'li ifade. Toplarsak ne gelir? 10'dan 7'yi çıkar. 3, 2 ekle. 5 doğru cevabı bulmuş oluruz. 17. sorudayız. Bir tüccarın eşit hacimli iki tane zeytinyağı deposu vardır. Zeytinyağı depolarında zamanla delikler oluşmuştur diyor. Birinci depodaki zeytinyağı 2 saatte, ikinci depodaki zeytinyağı 3 saatte tamamen bitmektedir diyor. Şöyle bir zeytinyağı çizelim, zeytinyağı deposu çizelim şuraya iki tane.
mum sorusudur. Değil mi? Pekala, devam edelim. Bu 2 saatte tamamen akıp bitiyormuş. Bu 3 saatte tamamen akıp bitiyormuş. O halde bunun hızına 2V, akıtma hızına, pardon özür dilerim. Bunun akıtma hızına 3V, bunun akıtma hızına 2V diyeceğiz. Peki devam edelim. Diyor ki T saat sonra bu depolarda kalan zeytinyağı miktarlarının oranı 3/4 olmaktadır. Hangisinde daha az kalacaktır? Şunda. Değil mi? Çünkü daha hızlı akıyor. Bunda da 3/4 olması için buraya 3K diyelim. Buraya pardon aynen buraya 4K diyelim. Evet. Bu şu an şu görüntüye eşit zamanla geldikleri için şurada akıttığı zeytinyağı miktarı 2A'dır. Burada akıttığı zeytinyağı miktarı da 3A'dır. Bunların hacimleri birbirine eşitti. Dolayısıyla 3A artı 3K neye eşittir? 2A artı 4K'ya. Buradan ne gelir arkadaşlar? A eşittir K gelir. A K'ya eşitse ben şuranın tamamına 6A'dır diyebilirim. Bu eleman 3 saatte 2A kadar, pardon 6A kadar zeytinyağını akıtabiliyorsa kaç saatte 2A'lık kısmını akıtır? 3 katıysa 3 kat olması lazım. Bu soru işareti nedir? 1'dir diyebiliriz. 18. sorudayız. A marka çayın kilogramı 20 TL'dir. Çaya %20 zam gelmiştir. A marka çaydan 20 TL'ye kaç kilogram çay alınabilir demiş. Kilosu 20 lira olan bir çaya %20 zam gelmesi demek fiyatının 6/5'ine çıkmış olması demek. 120'yi 5'e bölersek 24 TL olmuş çayın kilosu. Bir adam markete gitsin ve 20 TL'lik çay almak istesin. Ne kadarını alır? Verdiği parayla aldığı kilogram miktarı doğru orantılı olduğu için 20/24'ü sadeleştirirsek bize cevabı verecektir. Doğru cevap 5/6'dır. 19. sorudayız. Bir öğrencinin çizdiği bir ağaç resmiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ağaçta toplam 30 tane dal vardır demiş. Bu dalların bir kısmı düz, bir kısmı da dalgalı. Şimdi 30 tane dal var. Düz olanlara A kadar diyelim. Dalgalı olanlar ise 30-A kadar olsun. Düz dalların her birinde 25 tane meyve varmış. O zaman toplamda 25A tane meyve vardır düz dallarda. Dalgalı dalların her birinde de 20 tane meyve varmış. Dolayısıyla 20 çarpı 30 eksi A tane meyve vardır bu dalgalı dallarda diyebiliriz. Toplam ne kadar meyve varmış? 690 tane. Toplayıp ne yapacağız? 690 eşitleyeceğiz. Pekala. 25A artı 20 kere 30 600 eksi 20A eşittir 690 tane meyve dedi. Şununla şunu götürürsek burada 5A kalır. 600 ile karşıya at 90. 5A 90 ise A kaçtır? 18. Biz ne demiştik? Düzlere A tane demiştik. Düzü soruyor bize de zaten. Cevap 18. 20. sorudayız. 2 kutudan birincisinde 25 tükenmez 10 kurşun kalem, ikincisinde 20 tükenmez 30 kurşun kalem vardır demiş. Bakalım birincisinde 25 tane tükenmez kalem var, 10 tane kurşun kalem var. İkincisinde ise 20 tane tükenmez kalem var ve 30 tane kurşun kalem var. Demiş ki bize birinci ve ikinci kutudan her kalem çeşidinden en az birer tane alınıyor. Birinci kutuda kalan tükenmez kalem sayısı ikinci kutuda kalan kurşun kalem sayısına eşittir. Birinci kutuda kalan tükenmezle ikinci kutuda kalan kurşun kalem miktarı eşit olduğuna göre ve her kutudan bir tane almamız gerektiğine göre hemen şunu yapıyoruz. Az olandan bir tane alıyoruz. Diğerini ona eşitlemeye çalışıyoruz. Yani birinci kutuda 24 tane tükenmez kalmış olsun. Burada kaç tane kalacak? 24 tane kurşun kalem kalmış olacak ikinci kutuda. Devam edelim. Birinci kutuda kalan kurşun kalem sayısı ise ikinci kutuda kalan tükenmez kalem sayısına eşittir. Hangisi az? 10 mu 20 mi? 10 tane kurşun kalem. Pekala, bundan bir tane alacağız. 9 tane kurşun kalem bırakacağız. Burada da 9 tane tükenmez kalem kalmasını isteyeceğiz. Şimdi ne kadar azaldı? 20'den 9'a 11 tane kalem. 30'dan 24'e 6 tane kalem azaldı. Toplamda kaç tane kalem almışım ben ikinci kutudan? 17 tane kalem almışım diyebiliriz. 21. sorudayız. Manav Ahmet Bey kilosu 4 TL'den 10 kilogram limon alıyor. Daha sonra limonların bir kısmı çürüyor. Ahmet Bey limonların 1 kilogramını eve ayırıyor ve geriye kalan limonların kilosunu 5 TL'den satıyor.
Toplamda da bu adam 35 lira kazanıyor. Evet, zaten 35 lira kazandığını ve kilosunu da 5 liradan sattığını söylemiş. Toplam 7 kilogram satmış. Bir kilosunu da eve ayırmıştı. 8 kilogram sağlam mal var demek ki. 2 kilogramı da çürümüş. Doğru cevap D. 22. sorudayız. Bir ev hanımı var. Üçü bir arada yapmak istiyor. Bunun için 6 gram süt, 6 gram süt, 3 gram kahve, 1 gram da şeker kullanıyor. Şimdi toplam 10 gram, üçü bir aradası var. Neyi soruyordu bize? Yüzde kaçı kahvedir? 10 gramın 3 gramı kahve ise 100 gramın 30 gramı kahvedir. %30. Doğru cevap Bursa. 23. sorudayız. Ben bu soruyu şu ikinci verdiği öncülü okumadan çözdüm. Bir manavın aldığı elma ve ayva ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Manav 100 kilogram ağırlığında elma ve ayva almıştır. Ayvanın 1 kilogramı 1 TL'den, elmanın 1 kilogramı 2 TL'den alınmıştır. Elmanın 1 kilogramını ayvanın 1 kilogramının %20 fazlasını satmıştır. Bu da anahtar olan burası zaten. Elmanın 1 kilosunu ayvanın 1 kilosundan %20 fazlasına satmış. Yani ayvayı A liraya satmışsa elmayı 6 bölü 5 A'ya satmış. 1 bölü 5 fazlasına, yani %20 fazlası. Elmanın satışından kazandığı para 168 liraymış. O zaman ben toplam elde ettiği parayı, 168 lirayı, sattığı fiyata bölersem, 6 bölü 5 A'ya bölersem kaç kilogram sattığını bulurum. Ve bu elmanın kilosunu verir bana. Ayvadan toplam kaldırdığı parayı da ayvanın kilosunu sattığı fiyata bölersem bu sefer de kaç kilogram ayva sattığını bulurum. Bunlar da toplam zaten 100'müş. 100 kilogrammış. Devam edelim. Buradan ne gelir? 5 çarpı 168 bölü 6A artı, şurayı da 6 ile genişletselim mi? Genişletmeyelim. Kalsın. 60 bölü A eşittir 100 diyelim. Şu 168'de 6'yı bir sadeleştirelim. Ne gelir? 168'i 6'ya böldüğümüzde 28 gelir. 5 kere 28 kaç yapar? 140 bölü A artı 60 bölü A eşittir 100 diyeceğiz. Buradan 200 bölü A 100 ise sadeleştirir iki tarafı yüzde. 2 bölü A. A'nın kaçtır? 2. Neyi sormuştu bize? Ayvanın 1 kilogramını kaç liraya satmıştır demiş. Zaten biz zaten ayvaya A demiştik. Dolayısıyla doğru cevap 2'dir. İkinci öncülü hiç kullanmadık bile. 24. sorudayız. O merkezli dairesel bir pist var. Bu pistin çevresi 480 metre. Yazalım. Pistin çevresi 480. Ve şuradaki açı 120'ymiş. Yani pistin 3'te 1'i. 3'te 1'i ise buradaki uzunluk nedir arkadaşlar? Şuradaki uzunluk 480 bölü 3'ten 160 metredir. Bu adamlar da birbirlerine doğru hareket ediyorlarmış. Hemen toplayalım. 35 artı 45 80. 160'ı da 80'e bölersek ne gelir? 2 dakika sonra ilk kez karşılaşacaklar. Onu biliyoruz artık. Soruyu okuyalım şimdi. A ve B noktalarından aynı anda ve şekilde gösterilen oklar yönünde 35 metre bölü dakika ve 45 metre bölü dakika hızlarla harekete başlayan iki araç kaç dakika sonra 14. kez karşılaştılar? Biz zaten bir kere karşılaştırdık değil mi? Bir kez şu an karşılaştılar. Peki geriye 13 defa daha karşılaşacaklar ve bu sefer pistin tamamını alacaklar. Pistin tamamı 480 metreydi. Ben hızların toplamına bölersem, yani 80'e, 6 dakikada bir bu adamlar karşılaşacaklar. 13 defa daha karşılaştılar istiyordum. 13 çarpı 6 artı 2 dakikada ilk buluşmaları sürmüştü. 13 kere 6 eşittir 78. 2 daha 80 dakika sonra bu adamlar 14 defa karşılaşmış olurlar. 25. sorudayız. Hüseyin ile ablasının bugünkü yaşları toplamı annelerinin bugünkü yaşının yarısıdır. Hüseyin'e A diyelim. Ablasına da B diyelim. Evet. Hüseyin ile ablasının yaşları toplamı annelerinin yarısı kadarsa anneleri bunların iki katı yaşındadır. Yani 2A artı 2B. Diyor ki bize Hüseyin doğduğunda A yıl gereği de Hüseyin 0 yaşındadır. Ablası B eksi A yaşında. Annesi kaç yaşında oluyor Hüseyin doğduğunda? A yıl geriye gidersek A artı 2B yaşında oluyor. Ve şunların toplamı neymiş? 42'ymiş. Şurada A ile eksi A birbirini götürecek.
3 tane B eğer 42 ise B eşittir 14'tür. B neydi arkadaşlar? Ablasının yaşı. Değil mi? Ablasını bulduk 14 yaşında. Şu an Hüseyin kaç yaşında? 12 yaşında. Ama bize bir şey sormuştu. Onu bir okuyalım. Hüseyin doğduğunda annesi kaç yaşındadır? Hüseyin'in bugünkü yaşını vermiş 12 diye. Bugünkü Hüseyin doğduğunda annesi kaç yaşındaydı diyor. Bir kere Hüseyin doğduğunda annesine kaç yaşında demiştik biz? A artı 2B demiştik. Hüseyin'i vermiş soruda 12. Ablasını da biz bulduk. 2 kere 14 eşittir 28. Yaz yanında yerine 28 artı 12. Demek ki annesi Hüseyin doğduğunda 40 yaşındaymış. 26. sorudayız. Etiket fiyatı 84 lira olan bir gömlek indirimli satışlarda 72 liraya satılıyormuş. 84'ten 72'ye indirmişler. Ne kadar indirmişler? 12 lira. Sonra diyor ki maliyet fiyatına göre 124 daha az kar elde edilmiştir diyor. Yani şöyle diyebilir miyiz? %24 indirim yapıldığında 12 liraysa demek ki bu malın mal ediliş fiyatı yani %100'ü yarısına düşüyorsa demek ki 50 liraya mal ediyorlarmış. Evet, bunu bulduk. Şimdi diyor ki buna göre gömleğin indirimli satışındaki kar oranı maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaçtır? Şimdi 50 liraya mal edip 72 liraya satıyorsan 50'de 22 bir karın vardır. O zaman yüzde de 44 karın vardır. Değil mi? Cevap Edirne. 27. sorudayız. Bir A kümesi vermiş. 3 tane de öncül vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. A ile B'yi alıp bir kümenin içerisine koymuş ve bu A'nın elemanıdır demiş. Bakın şurada. Direkt almış ve elemanıdır demiş. Doğru mu? Doğru. B ile C. Bakın şuradaki. A'nın bir alt kümesidir demiş. Hayır, elemanıdır. Aynı yukarıdaki gibi. Birinci öncülde verdiği gibi yazması gerekiyordu. Şöyle yazması gerekiyordu. Elemanı değil alt kümesi yazmış. Yanlış. Şimdi şuna bakalım. Şurada gördüğümüz A burada. Şurada gördüğümüz B ile C elemanı da burada. Bunları da virgülle ayırıp bir küme parantezi içerisine koymuş. Ve bu A'nın alt kümesidir demiş. Evet doğru. Bu yüzden doğru cevap Bursa'dır. 28. sorudayız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu fx eşittir 8x eksi 2 bölü x kare artı x artı 1 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre f bileşke f1 nedir diye sormuş. Bir kere f bileşke f1 nasıl yazıyorduk biz bunu? F'in içerisine f1 yazıyorduk. Önce f1'i bulalım. F1 nedir arkadaşlar? 8 çarpı 1 eksi 2 bölü 1 artı 1 artı 1. 8'den 2'yi çıkar. 6 bölü 3 eşittir 2. F1 kaçmış? 2. Şimdi neyi soruyor bize? F2'yi. X gördüğümüz yere 2 yazıp toparlarsak orayı doğru cevap karşımıza çıkar. 8 çarpı 2 eksi 2 bölü 2'nin karesi artı 2 artı 1. 8 kere 2 16. 2 çıkar 14. 2'nin karesi 4. 3 ekle 7. 14'ü 7'ye böl. Doğru seçenek 2. Evet, 29. ve son sorudayız. Karekök içerisinde x eksi 3, 3'ten küçüktür. Bu eşitsizliği sağlayan x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Arkadaşlar, şunu unutmadan hemen yazın. Karekökli ifadenin içerisi sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır. Negatif olamaz. Bu sadece karekök için değil, çift dereceli köklerin içerisi de negatif olamaz. Eksi 3 at karşıya x 3'ten büyük olmak zorundadır deriz. Şimdi ikinci kısma geçelim. Al her iki tarafın karesini. X eksi 3 kalır burada. Küçüktür. 9 diyeceğiz. At eksi 3 karşıya yine. X küçüktür. 12. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunların toplamını soruyor. Nasıl yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Toplam bir kere ortanca terimimiz var burada. 7. Kaç tane sayı var? 9. 7 çarpı 9 eşittir 63. Bizim cevabımızdır diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı en kısa süre içerisinde kanalıma yüklenecek. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hepinize sınavlarınızda, denemelerinizde başarılar diliyorum.